Selam, bugün sizlere Logitech'ten gelen paketi birlikte açalım istedim. Birlikte inceleyelim istedim sizlerle de. Kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip sosyal medya hesaplarımdan da takip edersen çok sevinirim. Hemen başlayalım o halde. Bu şekilde bir pakete koyulmuş. Hemen açıyorum. Sizler için ürünün linkini açıklamalara ve yorumlara sabitleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hemen çok heyecanlıyım gerçekten. Şöyle açtık. Logitech K850 klavyesi gelmiş. Gerçekten Logitech'in ben önceden de kullanıyordum mouse'unu. Bu şekilde bunu kendim almıştım. Memnunum, bir yıldan fazladır kullanıyorum. El ağrımıyor. Şöyle sesine de bakın. Çok az bir sesi var. Yani Logitech hem bu tasarımıyla hem de bu ses kısmında gerçekten inanılmaz bir ürün tasarlamış. Bayıldım. Klavye çok ağır değil. Klavyenin sadece ağırlık kısmı şurası. Bluetooth bir klavye bu. Şu şekilde şurasında açma kapama tuşu mevcut. Buraya basarak da bilgisayarınıza, tabletinize, artık hangi cihazı kullanıyorsanız ona bağlayabiliyorsunuz. Şurayı da bir açalım birlikte. Yanılmıyorsam buraya da tablet vesaire koyma bölümü yapmışlar. Ama ondan pek çok emin değilim. Yanına da bu şekilde takım olması için beyaz mouse yollamışlar. Gerçekten bu mouse tasarımına bayılıyorum. Evde ikinci yedek mouse'um oldu. Bu kesinlikle tablet için kullanacağım. Pembesi ise bilgisayar için kullanmaya devam edeceğim. İnanılmaz şık bir tasarımı var. Ben bayılıyorum Logitech'in bu tasarımına. Asla kopma olmuyor. Bluetooth'la bağlandı. Mesela bir yıldır içindeki gelen pili kullanıyorum. Counter Strike oynadım yoğun bir şekilde. Günde 6-7 saat boyunca bununla oynadım. Ne elime yordu ne de pili bitti. Gerçekten içindeki pil de muhteşem bir pil. Hala daha çalışıyor diyebilirim. Linkini mutlaka bırakıyorum. Bunlar piliyle birlikte geliyor. İçinde klavyenin de var, bu da var. En az 1-2 sene sizleri idare ediyor içindeki pil ile. Şık bir tasarımı var. Çok ağır değil, dediğim gibi. İnce bir tasarım. Şöyle göstereyim. Gayet parmağımdan ince. Çok hafif, güzel. Çok beğendim. Beğendim gerçekten. Şöyle içinden yine kutunun Logitech defter, post-itler, şık post-itler, iki tane de kalem koymuşlar. Çok seviyorum, kendim de kullandığım için hani gönül rahatlığıyla sizlere önerebilirim diye düşündüm. Şu alanı telefon için yapılmış. Şu an kartını okudu. Şurada gelen bilgi kartına göre diyor ki güzel yuvası sayesinde bilgisayarda başlanan çalışmaya hızlıca telefonda devam etme imkanı tanıyacak. İncecik ve tam boyutlu tuşlara sahip klavye aynı zamanda çok da sessiz. Gerçekten çok sessiz. Şimdi birlikte deneyelim. Hatta ben tabletimi bağladım. Şöyle biraz yazı çalışması da yaptım. Bağlantısı çok kolay. Direkt ayarlara tıklıyorsunuz. Buradan Bluetooth'a giriyorsunuz. Şuradan bunu açmamız gerekiyor. Açtık. Şurada beyaz bir ışığı yanıyor. Daha sonra hemen bağlanıyor zaten. Şöyle şunu da hemen deneyelim birlikte. Şöyle buradan çekiyorsunuz. Şunu çekeyim. Daha rahat görün. Şöyle çektik, çıkarttık. İsterseniz buradaki USB sayesinde bilgisayarınıza falan direkt bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz Bluetooth'la kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İçinden bu pil çıktı. Benim diğer mouse'umun içinden farklı bir pil, Duracell çıkmıştı. Ama beyazın içinden farklı bir pil çıktı. Bu onun kadar başarılı olur mu bilemeyeceğim. Duracell tabii ki çok daha iyiydi bu konuda ama. Evet, mouse'umuzu açtık. Şimdi burada mouse tanımlama işlemi yapacağız. Pembesiydi. Beyazı içinde bekliyorum. Gerçekten bir mouse alma şansınız varsa bunu alın derim. Aldığım günden beri beni pişman etmeyen mouse oldu. Yani birçok mouse denedim evde. Çoğu koptu, bir şey oldu. Bağlantı kopuyor falan filan ama bunda asla öyle bir sorun yok. Çok da hafif, çok da güzel. Özellikle ofis işleriniz varsa tavsiye ediyorum. Evet, mouse'a hemen bağlandı. Bu şekilde deniyorum. Şimdi hemen biz sizlerle şeyi deneyelim. Not alma deneyelim. Klavyeyle nasıl not alabiliriz onu göstermek istiyorum. Şöyle ben biraz Reels için yazı yazdım. Devamını hemen sizlerle yazmak istiyorum. Evet, şimdi başlayalım. İslamiyet'in kabulünden kurulan devletleri. Bu şekilde yazdık. Şimdi şöyle seçiyorum. Şuradan kullandım. Bu şekilde. Gerçekten sesi çok güzel. Çok, çok az denebilecek kadar az. Ben böyle çok mekanik tık 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 sesini sevmiyorum. Böyle olması çok işime gelir. Sürekli yazı yazan biriyseniz o sese çünkü tahammül edemiyorsunuz. Hani oyun oynamak ayrı ama sürekli yazı yazmak çok daha farklı. Sürekli buraya konsantre olduğunuz için bunun sesi size kulak tırmalayıcı gelebilir. Devam ediyorum. Genelde bu space tuşu biraz ses çıkarıyor. Şöyle bakalım. Enter'a bakalım. Backspace.
Tab, Caps Lock, Shift, CTRL. Yani şu küçük tuşlar çok daha sessiz. Büyük tuşlar bir tık sesli, şunun gibi. Böyle sesler mümkün. Ama onlar da çok göz ardı edilebilecek sesler. Hemen şu numaralarına bakalım. Mouse'u da bakın şu şekilde ekranda görüyorsunuz, şu siyah nokta bayağı seri. Şöyle göstereyim, bayağı seri. Hani herhangi bir kopma tablet olmasına rağmen bir kopma, bir ağır kasma vesaire hiçbir şey yok. Gayet güzel çalışıyor. Şöyle ekran parlaklığını arttırıp azaltıyoruz sesi aynı şekilde. Ya ben beğendim. Bu şekilde notlarım içinde gayet güzel olacağını düşünüyorum. Mouse'un tasarımından, klavyenin tasarımına bayılıyorum zaten. Bu klavye de gerçekten çok şık ve sessiz bir, oldukça sessiz yani tasarlanmış. Gayet beğendim. Böyle iki tane tuş olması aynı anda herhalde birini aktifliğini bırakıp diğer bilgisayara, televizyona ya da başka telefona geçiş yapabilmeniz için herhalde. İki tane tuş koymuşlar. Bunu kapattığınızda bilgisayara geçiyor bence. O da güzel düşünülmüş. İki tane tuş konulması da çok iyi. Ses açma, kapatma, bakın sesi açıyor şurada. Zil sesi bak. Ses açma tuşuna basıyorum. Şuradaki tuşa basıyorum. Ses açılıyor. Kapatıyorum. Size komple kapattık. Açtık. Bunlar ileri geri alma büyütme özelliği. Burada aramaya geri var. Şöyle ayarlara girdi. Ondan sonra ana sayfaya girme tuşu. Ana sayfaya girme tuşuyla sayesinde girdi. Şöyle ayarlar falan, son sekmeniz açılıyor. Şöyle ana sayfaya direkt girdi. Bu kısa yolları da mevcut klavyenin üstünde. Bence çok, çok güzel. Parasını sonuna kadar hak eden bir ürün. Hani ben bayıldım. Şiddetle de tavsiye ederim. Ben Logitech'e efilim zaten. Çok beğenerek, severek kullanıyordum. Ücretli bir şekilde aldığımda da asla ona verdiğim paraya acımadım. Çünkü gayet kaliteli bir ürün geleceğini biliyordum. Çünkü çok fazla övülen bir üründü. Hiçbir pişmanlığım olmadı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyorduk. Hatta ben bununla takım olsun diye pembe klavye istiyordum. Bunun bir pembe de var biliyorsunuz ki. O bir tık daha kısa. Onun numaratör mü diliyordu şu kısma. Burası yok. Sadece şu harfler kısmı vardı. Ben de dedim ki bu sefer de böyle bir beyaz olsun. Bu şekilde farklılık olsun. Bence çok da güzel oldu. Gayet beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı yazarsanız çok sevinirim. Sizler beğendiğiniz mi? Linklerini dediğim gibi mutlaka yorumlara sabitlerim. Oradan bakarsınız. Kafanıza yattıysa, almak istiyorsanız mutlaka bakabilirsiniz. VASD tuşu gayet rahat. Hani oyun için düşünüyorsanız. Bence mekaniktense bu tarz klavyeler daha iş görür. Çünkü mekanikler, bilmiyorum, beni çok ses çıkarttığı için kafanız şey olmasın diye istiyorum. Yani bunlarla ileride iş de yapabilirsiniz. Gayet rahat bir şekilde yazı da yazabilirsiniz. Ama yine karar sizin tabii ki. Klavyemiz bu şekilde. Umarım videoyu sonuna kadar keyifle izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik içinde beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı, benim sosyal medya hesaplarımdan da takip etmiyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.